Öykü. Yaşıyor ya, yaşıyor. Merak etmeyin. Abla, hadi kalk. Ne alakası var ya? Ha, bir şey dedi. Dur bir daha de. Kasların var balon gibi. Ha, balon. Balon istiyor kız. Ay yeter, dayanamayacağım artık. Öykü. Öykü kalk kızım, uyan hadi. Aa, nasıl bir şey bu böyle canım? Kalk hadi. Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Öldün canım, cennettesin. Huri bir, Huri iki. Bu da Nuri bir. Kafam kazan gibi. Kaç yaşına geldin, şu düştüğün hale bak. Anne. Hı? Nasıl oldu bu? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne ara geldim ben buraya? Nasıl yani? Gerçekten hatırlamıyor musun? Ben en son Ayaz'a bir soru sormuştum. Sonrası şarkı falan. Hatırlamıyorum ya. Aferin çocuğum. Aferin, çok güzel. Böyle devam et. Gerçekten çok yakışıyor sana. Yani sen dün gece aşağıda yaptıklarını gerçekten hatırlamıyor musun? Aşağısı derken? Ya! Bırakın beni. İnmeyeceğim, inmeyeceğim. Ya Öykücüğüm bak, serenadını da yapmışsın. Niye daha fazla içiyorsun güzelim? Hadi geldik, hadi. Sen gitsene o zaman. Madem o kadar meraklısın. Biz daha geceleri akacağız değil mi? Kuru soğuk. Kuru soğuk ne ya? Bana diyor. Ayaz işte. Gitsene sen be. Kızıl kafa. Görmedin mi sandın kızım? Ha, iki saattir dikiz aynasından Ayaz'ı kesiyorsun. Yedirir miyim kızım ben sana Ayaz'ı ha? Yedirmem. Benim o. Ay Öykü, ne diyorsun ya? Ya Öykü hadi. Bak mahalleyi ayağa kaldıracaksın. Bir göre ne olacak? Senin arabanı mı kaldım ben be? Zaten böyle açmışsın üstünü, havalar 1500. Hadi gel bir öpeyim, bay bay yapalım. Bay bay Öykü'ye. Bir bu eksikti. Ay Öykücüğüm ama ne olur daha fazla zorluk çıkarma ya. Bırakın ya, bırakın. İnmeyeceğim. Öykü. Öykü. Mahalleli. İnmeyeceğim. Ne? Ne olur bana yapmadın deyin, öyle şeyler yapmadın deyin, ne olur. Yaptın canım, maalesef hepsi gerçek. Gerçekten çok özür dilerim anne. Beni de mi hatırlamıyorsun? Ha? Geceliklerle indirdin beni aşağıya. Seni zapt edeceğim diye canım çıktı. Hatırlamıyor musun? Fazlanı da aşık usandırır oğlum. Kız mısın oğlum sen? Şişt. Ay utandın mı? Öykü? Ne bu hal? Yürü bakayım içeri. Hadi eve gidiyoruz. Gel. Gel bakayım. Yürü yürü yürü. Kim bu kadın? Şşt kadın, bırak beni. Öykü. Ya Meral teyzeciğim ne olur kusura bakma. Nasıl oldu biz de anlamadık. Alkol Öykü'yü çarpıyormuş Meral teyzeciğim. Biz bunu anladık. Benim çocuğum nereden bilsin böyle şeyleri? Gel kızım. Hadi anneciğim gel. Eve girelim. Gel. Ya bırak beni. Rahat olsana sen bir ya. Şşt kadın. Ben daha Krakkent'le vedalaşacağım. Zaten onun çok işleri var. Daha dünyayı kurtaracak o. Değil mi Süpermen? Tamam Öykücüğüm, tamam. Hadi iyi geceler. Artık uçabilirsin Süpermen. Özgürsün. Hadi yürü. Çok özür dilerim anne, çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Söz veriyorum bir daha hiç içmeyeceğim anneciğim. Söz veriyorum, ağzıma koymayacağım. Bir daha kolonya bile koklamak yok sana. Ben kolonya hiç içmem zaten anneciğim. Kolonya da neymiş ki? Yani kolonya kim yapmış ki? Ne biçim bir şey öyle ya? Kötü kötü zaten o. Ben hiç sevmem. Nefret ederim kolonyadan. Değil mi Şeyma? Tabii canım. Kolonya tiki var Öykü'nün. Anne tikim var benim kolonyaya gerçekten. Bak valla kolonyayı görünce böyle
Böyle oluyorum. Tamam, benim çıkmam gerek. Bırak. Tabii anneciğim, istediğin yere gidebilirsin anneciğim. Çünkü sen annesin. Ayrıca ben annemi nerede görsem hatırlarım, asla unutmam anneciğim. Bırak şimdi bu numaraları, bırak. Sana vereceğim cezayı sonra düşüneceğim bu arada. Bulaşık olur, çamaşır olur, yemek olur. Ondan sonra getir götür işleri olur. Her türlü alışveriş, elektrik, su, temizlik. Ne istersen itinayla yaparım anneciğim. Anne, nereye gidiyorsun? Alkolle Savaş Derneği'ne yazdıracağım ablanı ya. Neyse, çıkıyorum ben şimdi. Gerçekten sonra konuşacağız, daha bu iş bitmedi. Emredersiniz anneciğim. Ne gülüyorsun Şeyma? Her şeye gülüyorsunuz. Ne kadar çok gülecek şeyiniz var ya. Gülecek bir şey yok bunda ayrıca. Evet, herkes ağlasın. Evet. Abla. Söyle ablacığım. Abla, benimle konuştuğunu da mı hatırlamıyorsun? Yok ablacığım. Ablan salak oldu. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ay, 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 ay. Kocaman olmuş benim ablacığım. Kalsana ablacığım. Kaç oldun bakayım bir saat? Var mı birileri? Ay sen şimdi çapkınlıkta yapıyorsundur. Kim bilir ne canlar yakıyorsundur ama kimseye çaktırmıyorsundur. Değil mi ablacığım? Abla, ne yapıyorsun? Of, of! Ben adama gidiyorum. Ablacığım, gitme, bir konuşalım. Hepsi o uyuz ayaz yüzünden. İşe geç kaldık. Ay kızım, tamam. Rahat ol. Konuştum ben. Dışarıda çalışacağız dedim. Hem zaten Önem Hanım da öyle dememiş miydi? Doğru ya, demişti değil mi? Ay çok iyi yapmışsın Şeyma. Çok sağ ol. Çalışmamız lazım bizim. Evet canım, çalışacağız şimdi. Çok çalışmamız lazım Şeyma. Tamam canım, biz de çok çalışacağız o zaman. Çok, çok çok çalışmamız lazım. Ay tamam, biz çok 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 çalışacağız Öykü. Ayaz bana ne dedi? Ne konuda anlamadım. Ay Öykü, yani başımı döndürdün resmen ha. Ya ben dün Ayaz'a bir şey sormuştum. Bana bir şans daha verir misin demiştim. O ne dedi? Ay ne bileyim ben ne dedi. Burcu kesin biliyordur. Telefon nerede benim? Burcu biliyordur. Sen onu ara. Alo. Burcu, hemen bize gelmen lazım. Tamamdır. Oo, Mete Beyler. Mete Beyler çok yorgunlar, hiç keyifleri yok. Allah, iş varsa yapalım, yoksa kaçalım ortak. İş olmaz mı ortak? İş her zaman var. Da senin bu halin ne? Parti sonrası pişmanlığı nedir, biliyor musun? Çok iyi bilirim. Heh, işte ondan. Şu an evde bir temizlik ordusu var. Sen nasılsın? Nasıl görünüyorum? Sinir bozucu derecede mutlu. Aynen öyle. Doğru tahmin. Ne oldu? Sonunda Öykü Hanım'la kavuşabildiniz mi? Henüz değil. Ama sonunda aklı başına geldi. Hmm. Ya dün gece böyle bir şarkılar, türküler falan duydum. Onun sesi miydi o? Serenat yaptı bana. Serenat yaptı? Oo, iddialı. Herhalde kavuşmanızda bir engel kalmamıştır artık. Sayılır. Ama önce biraz çektirmem lazım. Ben çok çektim. Şimdi sıra onda. Kolay gelsin ortak. Ah,
Ay söyleseydin dışarıda buluşurduk değil mi Öykücüğüm? Evet, telefondan hallederdiniz işinizi. Aa ama ya! Bakın şimdi bunları bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü çok daha önemli problemlerimiz var. Neymiş önemli problemlerimiz? Acaba Öykü ve Ayaz ilişkisinde neler olacak? Ne zamandır aynı şeyler oluyor zaten. Gerçekten çok sıkıcı. Sensin sıkıcı ya. Aa tabii sen iyi ki bir Emre'yle öpüşün hemen bana hava at. Aa! Oha! Sen zaten hiç konuşma. Tabii Mete'yle ayrıldınız iyi ki bir. Üç gündür sarla sümük bu ne ya? Zaten barışacaksınız. Ben biliyorum, sen biliyorsun. Siz barışırsınız. Sizin ilişkileriniz cepte tabii. Benim ilişkim nerede? Ay vallahi sıkıldım ben bu muhabbetten ha. Ya geç adamın karşısına doğru düzgün söyle. Ben seni istiyorum de ya. Ha çok kolaydı. Gerçi yaptım yani. Onu bile yaptım, onu bile. Çıktım adamın karşısına, serenat yaptım adama ya. Ama işte ne cevap verdi hatırlamıyorum. Yani sen biliyor musun Burcu bir şeyler ya? Ay nereden bileceğim acaba ben? Kuşlar mı söyleyecek? Söylemediler mi? Söylemediler canım. Biz neyiz o zaman şimdi? Yani belki tamam dedi, sevgiliyiz. Belki hayır dedi, hala arkadaşız. Nereden bileceğim ben? Git sor ya, sor. Ya nasıl sorayım ya? Nasıl sorayım ben şimdi adam ona? Hatırlamıyorum dediğimde yine koysun mu beni kapı önüne? O zaman bunu anlamanın tek bir yolu var. Hah, konuştu yine kahin. Ayaz mahkemesi. Hayır canım. Ayaz doğru insan mı testi? O testi zaten geçti. Sinemaya gidin. Orada anlarsın sevgili olup olmadığını. Aslında fena fikir değil. Yapma ya. Yani sinemada Ayaz'ı gözlemle. Davranışlarını falan. Mesela buluştunuz. Yanaktan öpüyorsa arkadaşsınız. Dudaktan öpüyorsa sevgilisiniz demektir. Mesela yemek yediniz. Eğer o kibarlık edip hesabı öderse muhtemelen sevgilisiniz. Şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. Elini tut. Aa tutarsa olur bu iş. Tutmazsa yeter bu iş. Aşkım de. Bakarsa senindir. Bakmazsa zaten hiç senin olmamıştır. Tuvalete gidiyorum de. Böyle kibarlık edip sana eşlik ederse sevgilisiniz demektir. Ha oldu o zaman ben burada bekliyorum derse öküz demektir. İnsan bir tuvalete kadar eşlik eder yani ama değil mi? Değil mi? Bence de etmesi lazım. İnsan öküz değilse eder yani. Eder. Ya da bunların hepsini boş ver. Sadece gözlerinin içine bak. Eğer gözlerinin içi gülüyorsa seni seviyor demektir. Tıpkı senin gibi. Ortak bu stadyum projesinin taslakları neredeydi ya? Hop! Şeyma. Ne olmuş Şeyma'ya? Bir şey olduğu yok. Onu düşünüyordun değil mi? Dalıp gitmişsin beni bile duymuyorsun. Nedir vaziyetler? Vaziyetler gördüğün gibi. Tatsız. Konuştunuz mu dün gece? Konuştuk. Tabii daha çok o konuştu, ben dinledim. Nasıl yani? Vallahi çatır çatır konuştu ortak. Yani normalde duymak istemeyeceğim şeyler. Hatta nefret edeceğim şeyler ama ben ona hayran kaldım. Hayatımda bu kadar dik duruşlu ve güçlü bir kadın görmemiştim. Ne konuştunuz peki? Yani ne dedi? Daha çok geçmişiyle ilgili tabii. Biraz geç de olsa sonunda her şeyi anlattı. Çok dürüstü. Hatta o kadar dürüstü ki ben bile kendime o kadar dürüst olabilir miyim bilmiyorum. Şeyma her şeyin farkında biliyor musun? Ben ne düşünüyorum, ne hissediyorum, aklımdan ne geçiyor hepsini biliyor. Beni çok şaşırttı. Şeyma gerçekten güçlü bir kadın ortak. Ne düşünüyorsun o zaman? Ne düşündüğümü bilmiyorum işte. Yani iş güç falan hiçbir şeye kendimi veremiyorum. Sen git abi. Ha? Sen git diyorum. Hatta bana git. Kafa dinlersin. Akşam da ben gelirim. Beraber maç izleriz. Konuşuruz. Yok ortak bir sürü iş var şimdi sen yalnız. Mete hadi. Eyvallah ortak.
Anahtarın var değil mi? Var var. Tamam, sen git dinlen. Ben de burayı bitirip gelirim. Tamam, hadi görüşürüz. Ben çıkıyorum. Dediklerinizi harfiyen uygulayacağım. İnşallah elime yüzüme bulaştırmam. Yok canım, yapar mısın hiç öyle şey? Ay tamam tamam. Sakın panik yapma. Ya Burcu saçmalama, panik yapan birine panik yapma diye. Tamam biliyorum ya. Ama sen yine de böyle rahat davranmaya çalış. Relax. Ya ben üniversite sınavında bile bu kadar stres yapmadım. Emin olmadığın duyguları boş bırak. Sonra geri dönüp çözersin. Ya ben çok hata yaptım. Şimdi de bütün o hatalar birleşip tek doğru Ayaz'ı götürüyor işte. Silgi diye bir şey var değil mi? Sil baştan yap sen de o zaman. İyi hadi çıkıyorum ben. Siz gelmiyor musunuz? Ay geleceğiz herhalde. Ne yapacağız acaba bomboş evde? Aslında biz biraz daha oturup Burcu'yla konuşsak. Olur mu? Olur olur. Siz takılın. Ben çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Burcu. Lütfen. Alo buyurun. Bülent Uyar mı? Evet benim. Meral'in çalıştığı kafenin önünde tanışmıştık. Ev sahibiyim ben. Kefil olmuştunuz. Borçlar ödensin diye bekliyorum ama Meral'in pek niyeti yok galiba. Öyle mi? Ben kendisiyle konuşurum. Ay vallahi uğraşamayacağım artık. İcraya veriyorum ben Meral'i, haberiniz olsun. Bir dakika hanımefendi. Bakın belki de başka bir çözüm bulabiliriz. Hakikaten bunaldım artık. Nasıl çözecekmişiz? Benim bir fikrim var. Haklıydın. Ben büyük bir hata yaptım. Annenin odasına girmemeliydim. Üstelik beni uyarmıştın. Yani bana inanmayacağını biliyorum ama ben yine de şunu söylemek istiyorum. Yaptığım onca yanlışı aslında kötü niyetle yapmıyorum Burcu. Yani ben kötü niyetli biri değilim gerçekten. Ayrıca her insan hata yapar. Ben sadece biraz fazla hata yapıyorum. Mete'yi de bu yüzden kaybettim. Biliyorum, biliyorum. Abim eve dönünce anlamıştım zaten. Yani bunları bir tür günah çıkarma olarak düşün. Beni affetmeni beklemiyorum. Biz muhtemelen bir daha Mete'yle birlikte olmayacağız. Yani hayatınızdan çıkıyorum. Özür dilerim. Sizi gerçekten kırmak istemezdim. Böyle olmasını istemezdim. Peki. Kendinize gelebildiniz mi küçük hanım? Ya deme öyle. Utanıyorum. Mesela buluştunuz. Eğer seni yanaktan öpüyorsa arkadaşsınız, dudaktan öpüyorsa sevgilisiniz demektir. Günaydın.
ki değiliz. Ne? Sinemaya gidelim mi? Yani olabilir aslında. Gerçi Mete'ye söz vermiştim akşam için. Akşam olmaz. Zaten şimdi gitmemiz lazım. Hemen çok acil sinemaya gitmemiz lazım lütfen. Öykü ne oluyor Allah aşkına? Ya olur bana öyle bazen. Şimdi böyle filmim gelir, film izlemezsem yerimde duramam. Olamaz mı? Niye yargılıyorsun sen insanları ya? Sen ne biçim bir insan olduğuna yazıyor? Yani hiç yakıştıramadım sana böyle şeyleri. Çok ayıp gerçekten. Ya Öykü, bir sakin ol. Gel otur şuraya. Su falan ister misin? İsterim. Sen mi ısmarlayacaksın? Sendeniz yani. Vallahi şirketteniz. Yani şirketin suyu. Ay ben dayanamayacağım. Soracağım. Ayaz biz dün gece... Hayır Öykü, hayır soramazsın. Hadi sinemaya gidelim. Ya dur, bir ton işim gücüm var. Mete de gitti zaten. Bu ne ya? Hepiş, hepiş, hepiş. Hani şirketi satsalar haberim olmayacaktı. Kim demiş onu? Ben mi demişim? Hiç hatırlamıyorum. Sen zaten işine geleni hatırla, gelmeyeni hatırlama. Mesela dün gece biz... Dün gece hatırlamıyoruz. Dün gece yaşanmadı. Sildik onu hafızamızdan. Lütfen, tamam? Konuşmuyoruz hakkında. Hadi sinemaya gidelim. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Bir şeyler alacağım. Sonra da Emre'nin yanına uğrarım. Ha, bu arada Emre demişken o bir yerde mi çıkıyor? Şarkı falan söylüyordu değil mi? Aha, Koray diye bir arkadaşımız var. Onun mekanında çıkıyor şimdi. Koray. Aha, Mete de tanıyor hatta. Ay sağ olsun kırmadı beni. Emre de iyi seyirci çekti ha. Süper oldu yani. Harika. Belki bir gün ben de gelirim. Olur, olur. Gelirsin. İyi, anlaştık o zaman. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sebebi ziyaretimiz malum. Ekle de sözümü bitireyim. Sen susun, biz konuşuyoruz şimdi. Benim sözümün olduğu yerde... Ben eserdim, yel gibi güller giderdim, şimşek gibi. Kafam atar aramaz, canım ister kıramaz. Etraftaki kimse beni. Şimdi dizinin dibinde, iplerin senin elinde. Üşümüş kedi yavrusu gibi sensiz. Ne yapardım bilmem, ne yapardım bilmem. Seni bir gün gör. Şimdi sinemaya gidince böyle film falan seçeceksiniz ya. Ha, aksiyon filmi seçerse geçmiş olsun. Aşk filmi seçerse hayırlı olsun. Evet, şimdi bir aşk filmi var, bir de aksiyon var. Hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Bilmem. Sence hangisine gidelim? Şimdi bir bakalım. Aşk filmi güzel, tatlı, mutlu eder, keyif verir. O yüzden bence aksiyon filmi. Aşk şimdi bizi bayar ya. Ya birazcık gerilelim, merak edelim. Hayatımıza heyecan gelsin. Aksiyon filmi, aksiyon filmi. Aksiyonmuş. Ben sana göstereceğim aksiyonu. Efendim? Aksiyon diyorum, ben çok severim. En sevdiğim ya böyle vurdulu kırdılı, kanlı manlı. Bence de, bence de. Aynı fikirde olmamıza sevindim. Hadi gel biletleri alalım. Hoş geldiniz. Merhaba.
büyük savaşa iki kişi. Yeriniz neresi olsun? Buyurun. Oralar iyidir, iyidir. Sen mi ısmarlıyorsun şimdi? Hı hı. Tabii ki de. Sonuçta yani biz... Buyurun. Teşekkür ederim. Ya bir şey soracağım. Sen demin bir şey diyordun. Ne diyordun? Ne diyordum? Yani sonuçta biz falan diyordun. Oo, film başlayacak. Hadi hadi yürü. Acele edelim. Daha mısır alacağız. Tabii acele edelim. Film kaçar çünkü. Ya bir şey soracağım. Hangi koltuktan aldın? O nasıl bir soru ya? Normal koltuk işte. Ya normal koltuk da hani şey koltuklarından mı aldın? Ya hani böyle bazılarının ortada böyle kol yeri olmaz ya. Hani özel olurlar. Böyle hani iki kişi böyle yayılarak oturursun. Ha, sen sevgili koltuğu diyorsun. Yok ya, ben rahat edemem. Yani kolumu koymam gereken bir yer lazım illaki. Koluna ben senin. Efendim? Hadi diyorum ya, film kaçacak. Koray. Oo, Şeyma. Hoş geldin. Bana bak, bir daha orada burada benim hakkımda ileri geri dedikodu yapmayacaksın, anladın mı? Ne dedikodusu ya, ne diyorsun sen? Mete beni terk etti. Senin yüzünden, canın yüzünden, sizin gibi yüzünden. Mete senin erkek arkadaşın mı? Evet gerizekalı. Demek o yüzden... Bana bak, bir daha hakkımda hiçbir şey söylemeyeceksin, anladın mı? Ben hayatıma sıfırdan başlamaya karar verdim, anladın mı? Ne yaşadıysam hepsi geride kaldı. Artık çevrendeki insanlara daha yakınsın. Eğer hakkımda herhangi bir şey daha söylediğini duyarsam... ...bu mekanı senin kafana yıkarım, anladın mı? Şeyma, bak düzgün konuş. Konuşmazsan ne olacak ha? Senin yüzünden her şeyi kaybettim. Allah belanı versin. Çık dışarı, çık defol git. Ya bırak, çık, bırak çık, çık dışarı, çık git. Ne oluyor burada, bir dakika. Bir dakika. Aa, ne oluyor burada? Şeyma, ya bir dur bir dakika, ne oluyor? İyi misin? İyi değilim Emre, hiç iyi değilim. Gel bakayım sen şöyle gel. Neden mutlu olamıyorum ben Emre? Neden her şey gelip beni buluyor? Tamam, bak sakin ol. Ağlama böyle. Hayır, gerçekten bekliyorum. Çok, çok uzun zamandır bekliyorum ama olmuyor işte, olmuyor. Mutlu olamıyorum. Ben mutlu olamayacağım Emre. Gel. Geçti, gel. Bak sıkma canını, tamam mı? Her şey hallolur. Sıkma canını. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bak ama sen harap etme böyle kendini. Mete ile konuşur, barışırsınız. Hayır, hayır hiç sanmıyorum. Öyle kolay değil. Her neyse ben buraya hiç gelmedim, tamam mı? Tamam. Sen de beni hiç görmedin. Bunlar hep aramızda kalacak. Tamam. Merak etmesin ama dikkat et kendine. Tamam. Yakıştı mı şimdi sana Koray? Sen hiç karışma Emre bu işe. Bilmediğin şeyler var. Arkadaşım falan olabilir ama karışma bu işe abicim. Ben patlayıcıları yerleştireceğim. Sen burada kal. Tamam. Elini tut. Aa, tutarsa olur bu iş. Tutmazsa yeter bu iş. Hadi diğer tarafa geçelim. Tamam.
Of be! Sahneye bak, nasıl çekmişler. Efekt canım onlar hep ya, hep efekt. Şaşırt bugün.